Haberin merkezine, şov ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Sözleri beni rencide etti dedi. Kürt sorunu ifadesinin kullanılmasına çok sert tepki gösterdi. Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasını AK Parti grubunda değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomi ve hukuk reformlarının meclise gelmesi içinse bütçe maratonunun sonrasını işaret etti. Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmeninin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasının ardından ilk kez konuştu. Demirtaş ve Kavala ile ilgili açıklamalarına sert tepkisini sürdürdü. Diyorlar ki Kürt sorunu. Ne Kürt sorunu ya? Allah'a hamdolsun bunları biz çözdük. Neymiş? Filancalar niye hala hapisteymiş? Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Biz bu millete özellikle barış için geldik. Nerede terör varsa, nerede terörist varsa bunların başını ezmek için varız. AK Parti grubunda kürsüdeydi Erdoğan. Anayasanın yargı bağımsızlığına vurgu yapan maddesini işaret ederek hakim ve savcılara da seslendi. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz? Gereken adımları niye atmıyorsunuz? Ekonomi ve hukukta reformları birlikte hayata geçireceğiz dedi. Sözü Cumhur İttifakı ile ilgili iddialara getirdi. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değil. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı cephesinden gelen parlamenter sisteme dönüş çağrılarına kapıyı kapadı. Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge sözünü tutmayan iktidarın peşinden gidene ben öğretmen demem sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin başındaki zat faşizmin en sefil örneklerinden birini hem de öğretmenler gününde tekrar sergilemiştir. Ya haddini bil. Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. İslam İşbirliği Teşkilatı'na da canlı bağlantıyla seslendi. Kudüs programıyla. Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığındaki görevini bıraktı ama AK Parti cephesinde de tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Parti kurmayları eleştiri oklarını sosyal medya üzerinden gönderirken muhalefetten de değerlendirmeler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Arınç'la yaptıkları konuşmayı Merkez Yürütme Kurulu'nda anlattı. Kendileri istifalarını sundular. Sayın Cumhurbaşkanımız da onu kabul etti. Arınç gitti ama sözleriyle ilgili tartışmalar bitmedi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrılmasına hem iktidar hem de muhalefet cephesinden değerlendirmeler ard arda geldi. Kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerin, yaklaşımlarının Sayın Arınç'ın MYK'mız tarafından kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. Bülent Arınç. İlk kurucu 3 kişiden bir tanesidir. Gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yaptığımız hizmetler kadar davaya zarar veren değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak dedi. En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok acı paylaşımı yaptı sosyal medyada. Arınç'ın oğlu AK Parti milletvekili Mücahit Arınç'ınsa aynı denize dökülen farklı ırmaklarız ama bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var paylaşımı dikkat çekti. Çok ama çok üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sanki tamamen yalnızlaştı. Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçini yakışmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Arınç'la telefon görüşmesini AK Parti MYK toplantısında anlattı. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine sen bizi daha çok üzdün dedim ifadeleri kulislere yansıdı. Bülent Arınç'ın istifası siyasette gündemi belirlerken Millet İttifakı liderleri İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Sistem eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu ve Akşener bir kez daha seçim çağrısı yaptı. AK Parti'nin içinde çözüm üretmek isteyenler var ama
küçük ortak, büyük ortağı esir almış durumda. Ne Bülent Arınç ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini Sayın Erdoğan çok istedi, çok, çok. Ama kazın ayağının öyle olmadı, anlaşıldı. Bülent Arınç'ın istifasını böyle yorumladı Millet İttifakı ortakları. Sistem eleştirisini sürdüren iki lider seçim çağrısını da tazeledi. Türkiye'yi yönetmek için kimi halk seçmek istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır arkadaşlar. Demokrasilerde bundan korkmamak lazım. Biz seçim istiyoruz ama meclisteki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. Sayın Bahçeli seçim isterse... Yandı gülüm keten elva arkadaşlar açısından. Meral Akşener'i makamında ziyaret etti Kemal Kılıçdaroğlu. İyi Parti'nin kurultay sonrası göreve gelen yeni yönetimine hayırlı olsun dedi. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Görüşme sonrası kameraların karşısına birlikte geçti iki lider. Habercilerin gizli anayasa iddialarıyla ilgili sorusunu da yanıtladılar. Ya böyle bir çalışma yapılmadı ki. Nereden çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar? Varsa bir taslak çalışma getirin bir görelim. Herhangi bir gizli saklı anayasa çalışması yapmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine hedef olan Öğretmenler Günü konuşması da soruldu CHP liderine. Bütün öğretmenlerin istediği 3600 ek göstergeyi ben istemiyorum, ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o öğretmen o camianın insanı değildir. Tsunami öngörüsü maalesef gerçek oldu. Koronavirüs vakaları katlanarak artışını sürdürdü. Günlük hasta sayısı 7 bini aştı. Virüs sebebiyle yitirdiğimiz canlara 161 kişi daha eklenirken bilim kurulu tedbirlerde B ve C planlarını görüşmek üzere toplandı. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi... En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı müjdeyi böyle verdi ama tüm Türkiye alarmda. Yeni hasta sayısı da can kayıpları da rekor kırdı. Son tablo salgının vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. 162.231 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. İlk kez yeni hasta sayısı 7.000'in üzerine çıktı. Bir günde 7.381 yeni hasta tespit edilirken 3.678 hasta iyileşerek taburcu oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 161'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca il sağlık müdürleriyle acil toplantı yaptı. Salgının tırmanışa geçtiği Bursa, Kocaeli ve Gaziantep için ayrı parantez açtı. Bu 3 il için daha titiz çalışma gerekiyor dedi. 4543 ağır hasta tespit edilirken son tabloyla birlikte hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 12672'ye ulaştı. Mecliste de bir kez daha virüs paniği yaşandı. Genel kurul çalışmaları sırasında HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in testi pozitif çıkınca Meclis Başkan Vekili Celal Adan tüm salonu uyardı. Pozitif bir tespit yapıldı, 10 dakika ara veriyorum. Tüm milletvekilleri hızla salonu terk ederken özel kıyafetli görevliler hemen dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulunu topladı. Yeni önlemler alınacak mı sorusunun yanıtı için gözler Bakan Koca'nın toplantı sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ünlü hocası Profesör Necmettin Ünal Habertürk ekranından önemli uyarılarda bulundu bugün. Yoğun bakım servislerinin dolduğunu söyledi. Kısıtlama tedbirlerinin katılaştırılmasını istedi. Şu anda 7000 hasta var. Vaka sayısını siz tahayyül edin. Bize yansıdığı kadarıyla rekorlar kırılıyor. Bize yansımadığı kadarıyla dünya rekorları mı kırıyoruz? Türkiye'yi böyle uyardı. Yoğun bakımlarda yer kalmadı dedi. Antep'ten bizim hastamıza yer bul diye arıyorlar. Diyarbakır'dan benim hastama yer bul diye arıyorlar. Yer yok. Yoğun bakımlarda yer yok artık. Ameliyathaneler değil, koridorlar bile yoğun bakım haline getirilmişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal Habertürk'e konuştu. Başından beri doğru rakamlar açıklanmadı. Duyumlar ve gözlemlerimiz açıklananlarla uyum içerisinde değil.
daha yüksek sayıda hasta olduğunu herkes söylüyor. Benim Sağlık Bakanlığı'ndan beklediğim her şeyi açık olarak ortaya döken bir sisteme dönmeleridir. Bilim kurulu toplantısından katı kısıtlama kararları çıkmalı dedi. Bilim kurulu toplanıyor. Susuyorlar, yapacakları bir şey yok. Çünkü bu bir ulusal dava. Yok tutanak da tutulmuyor. Ne yaptıkları, ne önerdikleri hiçbir şey belli değil. Bugünkü toplantıdan çıkması gereken tabii ki daha katı kurallar. Ölümcül virüsü hafife alanlara da yüklendi. Bakın dediler, bakın Covid gripmiş aslında. Öyle yorumlayanlar var. Şaşkınlıkla izlemekten başka bir şey yapamıyorum. Profesör Ünal'a göre bu kabustan kurtulmanın tek bir çaresi var. Bir an önce frenine basabilmek ya da tamamen ortadan kaldırabilmek için tek çaremiz görünüyor şu anda, o da aşılama. Evet, profesör üstüne basa basa uyarıyor. Bütün rakamların bütün açıklığıyla ortaya konması lazım diye. Olmayınca ne oluyor? İşte koronavirüs tablosunda günlük hasta sayısı ilk kez 7000'i aştı. Maalesef bir rekor, bunu kabul ediyoruz. Vatandaş durumun vehametinin farkında mı? İşte mesele bu. Kilit kısım burası. Şov Haber ekibi İstanbul'u turladı. Çember gitgide daralırken sokaktan ürküten manzaralar çıktı. Son açıklanan hasta sayısı 7000'i geçti. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum abla ben. 1500 liradan 7000'lere çıktı olay. Peki durumun vehametinin farkında mısınız? Hem de nasıl, hem de nasıl. Bazı kesimler evet ama bazı semtler hayır. Koronavirüs salgını Türkiye'yi her geçen gün sarıyor. En son açıklanan yeni hasta sayısı 7381. Ağır hasta sayısı ise 4543. Ben bunu 10'la çarpıyorum. Evet. Evde ilaçla tedavi görenlerin sayılmadığı için. Türkiye'deki toplam vaka sayısının neredeyse yarısı mega kent İstanbul'da. Bakın, haritada otobanlar ve yeşil alanlar dışında her yer kıpkırmızı. 10 kişiden 3'ü maske takmadan yürüyor. Burası Eminönü. Burası Beşiktaş. Burası da Taksim. Alarmın rengi kırmızı. Bakın, birçok yer hala çok kalabalık. Peki ama insanlar işin vehametini farkında mı? Bilmiyorum yani, değilim. İnceldiği yerden kopacak. Saat 11.30, İstanbul turuna Beşiktaş'tan başladım. Kafe ve restoran kısıtlaması Beşiktaş'ı tenhalaştırmış görünüyor. Evde kalmaya özen gösteriyor musun? Vallahi kızım, ben şimdi 65 yaşındayım. Şöyle bir tur atıp ekmek alıp eve gideceğim. Alışveriş yapacağım. 3 gündür evde oturuyorum. Saat şu an 12. Şimdi de Eminönü'ne geldim. Mısır Çarşısı'nda yine bir yoğunluk var. Gözle görülüyor. Ne yazık ki sokak daraldıkça insanlar iç içe giriyor. O kalabalığın arasından geçerken tedirgin olmadınız mı? Yok, ben şu anda bir hava alayım dedim. Bir sürü maskesiz insan vardı içeride. Yani korkmadınız mı? İki tane maskeyle dolaşıyorum, mecburen çıktım yani. Efendim, kime sorsak mecburen diyor. Genelde keyfi çıkıyorlar, ben olsam hayatta çıkmam. Saat 1 oldu, şimdi de Taksim'deyim. Burada da büfelerin önünde bir yoğunluk görünüyor. Neden şu an İstiklal Caddesi'ndesiniz? İstiklal'i seviyorum. Keyiften. Keyiften, evet. Durumun vehametinin farkında mısınız acaba? Çok. Hem farkında olup hem keyiften İstiklal'de tur atmak nasıl aynı anda oluyor ikisi? Bir dönem önce çok fazla içeride kaldık. Şimdi de çok fazla dışarıdayız bence. Bu insanlar keyfi mi ölüyorlar ya? Bugün onun başına, yarın hepimizin başına. İnsanların hepsi de keyfinden dışarıda değil. Herkes evinden çalışamıyor. İş için dışarıda olan var. Alışveriş için dışarıda olanlar var. Mecburuz şu yönden, hani eve ekmekle. İmkan olmayınca insanlar mecbur. Ve bazılarının da tek bir isteği var. Daha sıkı tedbirler alınması. Bu işin içine çıkmak için bir ay her yeri kapanacak. Bir ay evinde yatacak adam. Ondan sonra çıkacak yavaş yavaş. Bir şey kalmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda Bebek'e bir sürpriz yaptı. Babasını görüntülü aradı. Mucize Bebek Ayda'yla da konuştu. Sıcak sohbet gönülleri ısıttı. Ay 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 ay, Tayyip dedesine öpücük gönderiyor. Ben de göndereyim. 91 saatin sonunda o mucize gerçekleştiğinde insanlık zincirinde ebediyet halkası, çocukların kalbinde işler, zaman rakkası paylaşımını yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yan yana gelemeseler de Ayda Bebek'le dün telefonda görüntülü olarak görüştü. Ben seni çok seviyorum.
Ben de sizi çok seviyorum. İzmir depreminin simge isimlerinden biri 3 yaşındaki Ayda Gezgin kardeşiyle birlikte yıkılan Rıza Bey apartmanından sağ salim kurtulmuş, annesi ise enkaz altında hayatını kaybetmişti. Ayda ne kadar güzel ya. Sağ olun, sağ olun. Küçük kızın tedavi sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı yoğun mesaisi arasında Ayda'nın babasını aradı. Minik Ayda da babasının yanındaydı. Kucağında bebek mi var? Evet. Bir de misafir mi var evde? Ayda'ya öpücük gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e gittiğinde küçük kızla bir araya gelme sözü verdi. İnşallah İzmir'e geldiğinde filan şöyle bir haberleşiriz, bir araya geliriz. İnşallah, inşallah. Her zaman bekleriz Cumhurbaşkanı. Azerbaycan askerlerinden insanlık dersi var sırada. İşgalden kurtulan bölgelerde Ermeni sivillere yardım ettiler, eşyalarını birlikte taşıdılar. Azerbaycanlı bir komutanın karşılaştığı Ermeni sivillere ister kalın ister gidin, kimse size kötü davranmayacak dediği o sözler büyük yankı uyandırdı. Azerbaycan askerlerinden örnek davranış, işgalden kurtarılan Ağdam'da yardım isteyen Ermenilere işte böyle yardım ettiler. Dağlık Karabağ'da Ermeni sivillerin tahliyesi gün be gün devam ediyor. Toprakları zamanında terk edemeyen Ermenilere en büyük yardımı ise yine Azerbaycan askerleri yaptı. Eğer kalmak istiyorsanız kalın burada yaşayın. Siz burada bizim vatandaşımız olarak yaşayacaksınız. Azerbaycanlı komutanın Ermeni sivillere isterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz, isterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Size daha önce de yardım etmiştik, saygıyla sizi uğurlamıştık dediği o video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı Azerbaycan askerleri de Ermenilerin evlerini boşaltmalarına yardım etti, eşyalarını kamyonete kadar taşıdı. Azerbaycan askerlerinin bu davranışları Azerbaycan'ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun muamele ettiğine dair en büyük kanıtlardan biri oldu. Eğer kalmak istiyorsanız kalın burada yaşayın. Azerbaycan Respublikası. Lüks bir cipte buluşan 3 emlakçının alacak verecek tartışması korkunç bir sonla bitti. İçlerinden biri silahına sarıldı, 2 meslektaşını vurup canına kıydı. Çık oğlum. Abi babam öldü. Gözyaşları feryatlarla koştular olay yerine. Kanlı hesaplaşma 3 aileyi yaktı. Antalya'da emlak işiyle uğraşan 3 arkadaşın alacak verecek kavgası faciayla bitti. Buluştukları lüks cip 3'üne de mezar oldu. Emlakçı Nihat Taşardı, kavgalı olduğu meslektaşı Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu cipe bindi. Sürücü Mustafa Tepe bir süre sonra aracı sağa çekti. 3 emlakçı arkadaş lüks cipin içinde tartışmaya başladı. Öfkelenen Nihat Taşardı silahını çıkardı ve direksiyon başındaki Mustafa Tepe'ye, ardından yanındaki Ateş'e doğrulttu ve peş peşe tetiğe bastı. Ardından silahı kendisine doğrulttu ve canına kıydı. Ne olur ya, ne olur ya. Ne olur bırak. Abi bir bırak, bir bakayım ya. 3 emlakçı da kurtarılamadı. Olay yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul'da bir taksi şoförüyle kadın yolcusu arasında taksimetre kavgası yaşandı. Para ödemeyeceğim diyen kadın kendini araçtan atmaya da kalkınca işler karıştı. Yani beni sevmeyen adam ölsün, ben size söyleyeyim yani. Şşt, ne yapıyorsun? Hey! Kapıyı açtın, ne yapıyorsun sen? Şşt, dur lan! Şşt! Hey! Kapat kapıyı! Taksi şoförüne ben sizi sevmedim dedi, ücreti de ödemeden gitmeye kalktı. Tamam, taksi parasını vermeyeceğim.
Hani senin geçmişin Tahsin Baran'ın ne? Benim ömrüm bitmiş. Bana ne senin ömrün ne? Sen beni para... Kes! Kes! Terbiyesizleşme. Ya paramı versene de 20 lira. Taksi şoförü Oğuz Kağan Ünver Taksim'den yolcusunu aldı. Zeytinburnu'na götürecekti. Kadın yolcu arka koltuğa oturdu ama iddiaya göre alkollüydü. Tamam yani normal fiyatı neyse taksimetredir bunun normal fiyatı. Şoför 50 lira istedi ama taksimetrede 20 lira yazıyordu. 20 lira? Yo taksimetre ne yazdıysa onu alacağım ben. 50 lira dedin sen. E tamam yani sen çok ısrar ediyorsun bakayım kendinde misin de 50 lira dedim. Gayet de kendindeymişsin 50 lira tutmayacağını biliyorsun oraya. Demedim ben. 20 lira tuttu. Yani 18.90, 19 küsür tutmuştu zaten buradan oraya kadar. Trafik de mevcuttu. Ben sizi sevmedim diye çığlıklar attı. Şoföre hakaretler yağdırdı. Şşt, ne yapıyorsun? Hey, hey, hey. Kapıyı açtın. Ne yapıyorsun sen? Şşt, dur lan! Şşt. Hey! Kapat kapıyı. Arabaya geç. Paramı ver. Polis yok mu ya? Paramı verdim, paramı ver. Karakola götüreceğim seni. E götür, götür. Zaten ben karakolum. Götür. Paramı ver, paramı. Götür, ben gelirim, sen suçlu söylersin. Sonunda taksi şoförü yoruldu, alacağından da vazgeçti. Allah seni bildiği gibi yapsın, tamam mı? Bir değil, iki değil, aynı semtte tam 9 kuyumcuyu kandırdı. 40 yıllık esnafı bile tuzağa düşürdü. Eğleyen de, kesen de altınların sahte olduğunu anlayamadı. Şebeke gibi gezmediği dükkan kalmamış. Buraya da mı geldi? Evet, bizlere de geldi. Biz de altını aldık. Kontrol ettik ama anlayamadık. Tek tek böyle esnafı geziyor. Evet, biz 10. durak oluyoruz. Bütün Üsküdar'ı dolandırmış. Sahte altın bastığı dükkan dükkan gezdi. O dolandırıcı Üsküdar'daki bütün kuyumcuları dolandırmaya kalktı. Tek tek kuyumcu arkadaşlara bozdurmuşlar. Bunun yani birebir aynısını, sahtesini yapmışlar. Sahte altınları bir bir bozdurdu. 40 yıllık kuyumcuyu bile kandırdı. 40-45 yaşlarında normal giyinimli. Yapan kişi bu arada eski atölyeciymiş. Sahte altınla girdiği dükkanlardan biri de burası. O dolandırıcı o altını o kadar başarılı yapmıştı ki haliyle kuyumcu bile anlayamadı. Biz de altını aldık, kontrol ettik ama anlayamadık. Sonra parasını ödedik. Gremser'in o günkü fiyatı 7.950 liraydı. Buraya satmayı başarınca başka bir dükkana gözüne kestirdi. Altınızı almıyoruz dedim, gönderdim öyle o şekilde. Sonra yan dükkana gitmiş. İşte yan dükkanında iki tane bile satmış. Yani. Tam 10 kuyumcu dolaştı. Hedefinde hepsini dolandırmak vardı. O vicdansız dolandırıcının gerçek yüzü ise girdiği 10. kuyumcuda ortaya çıktı. Buraya da elinde sahte gremseyle geldi ve satmaya çalıştı ama bu kez başarılı olamadı. Bizim dükkana geldi. Ben altını gördüm. Şimdi biz altın ayarını genelde bu cama atıp böyle sesinden anlarız. Nereden aldınız diye falan sordum. Düğünümde takıldı dedi. Yani eğledim, baktım yine içinden bir şey çıkmıyor. Bu sefer içini kestim. İçini kesince de yine anlaşılmadı. Eritince içinde farklı bir maden olduğunu anladım ve altın çıkmadı. Öyle rahat tavırları vardı ki dikkat çekmemek için her şeyi yaptı. Önce düğünde takılan altınlarım dedi. Daha sonra işte bu koltuğa oturup dakikalarca kuyumcuyla sohbet etmeye çalıştı. Altın olmadığını söylüyorum. Adam hala işte düğünümde takıldı falan diyor. Sonunda yakayı ele verdi. Bizim bir WhatsApp grubumuz var, kuyumcuların kurduğu. Mesaj attım farklı kuyumculara. Böyle böyle 2,5'lu altın alan varsa bugün bizim dükkana gelsin, şüpheli burada bekletiyoruz diye. Güven timleri geldi zaten. Öteki arkadaşa yakalanınca ben de oraya gittim. Esnaf parasını kurtardı. Dolandırıcı adli kontrolle serbest bırakıldı. Nurtaç Canan, 25 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi tarafından vurulup ölüme terk edilmiş. Katili bilinsin diye kanıyla yere anne baba hakkınızı helal edin, beni Ragıp vurdu yazmıştı. Tutuklanan o cani koca ilk duruşmada yine ölüm tehditleri savurdu. Her şeyim bitti. Her şeyimi kaybettim. Benim acı çeke çeke, kan kaybından, yok ola ola yapmaya çalışıyorum. İçimdekini ben bilirim, yaşadıklarımı ben bilirim, ailemin ne yaşadığını ben bilirim Hazal Hanım.
kocasının sıktığı 5 kurşunla ölüme terk edilmiş, katili bilinsin diye adını kanıyla yere yazmıştı. Çevire çevire ateş etti ve arkamdan kimin öldürdüğünü bilsinler diye kanımla yazı yazdım. Ben her şeyimi kaybettim. De hayatım gitti. Bu saatten sonra ne yapacağım bile bilmiyorum. O ölümden döndü ama cani koca utanmadı. İlk duruşmada eşini yine ölümle tehdit etti. Milletin oğlu başka şeylere giderken benim oğlum anne babasının arasında, sağında ana, solunda baba. Geldi orada ifade verdi. Bunu oğluna yapmaya hakkı yoktu. Bana yapmaya hakkı yoktu. 4 ay önceydi. Nurtaş Canan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü 25 yıllık eşinden boşanmak istedi. Ben ailemin yanına Mersin'e bilet kestim. Ben tam kapıya çıktım, şöyle arkama baktım. Beni itelemeye başladı. Elimi tuttu. Şöyle şu şekilde elimi tuttu, çevire çevire biz böyle bu şekilde döne döne bana 5 el. O psikolojiyle nasıl saymışım bilmiyorum. 5 el ateş etti. Eşini kurşunlayan o cani koca arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Talihsiz kadın ölümü beklerken kendisine bunu yapanın kim olduğu bilinsin diye kanıyla yere anne baba hakkınızı helal edin, beni Ragıp vurdu, kurtuldum yazdı. Bu olay yaralama suçu değil. 5 kurşun. Ben burada öleceğim, beni haftalar sonra belki bulacaklar. Kanımla yazayım ki kimse aramasın. Savcılık 14 gün sonra yakalanan o caninin 39 yıla kadar hapsini istedi. İlk duruşma dün gerçekleşti. Nurtaç Canan kendisini öldürmeye teşebbüs eden kocasıyla 5 ay sonra ilk kez duruşmada karşı karşıya geldi. O utanmaz, pişman olduğunu söyleyeceğini, acılar içindeki kadının gözlerinin içine baka baka tehditler savurdu. Sen göreceksin tehdidini savurdu, öyle gitti. Adalet yerini bulsun, eğer o adam çıkarsa benim ölümüm demektir. Önce adalet, sonra ilahi adalet tecelli edecek. Ben buna kesinlikle inanıyorum Hazal Hanım. Kadına şiddet küresel pandemidir, insanlık suçudur. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan bu sözlerle kadına yönelik şiddetle mücadele gününde vurgu yaptı. Özellikle medya dünyasına çok dikkat çeken mesajlar verdi. Dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke izledi. Yapımcılara aile dizilerine hasretiz mesajı gönderdi. Güçlü erkek gücü kadına yeten değil, sevgisiyle ailesine güç olandır. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde verdi o dikkat çeken mesajı. Kadına şiddeti Covid-19 gibi pandemi olarak tanımladı. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana geldiği cümleler sonsuza kadar ortadan kalkmadıkça huzurumuz tam olamaz. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, Show TV ana haber spikeri Ece Üner'in moderatörlüğünü yaptığı programa videolu mesaj gönderdi. Şiddetle mücadelede televizyon dizilerinin rolü konuşuldu. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın düzenlediği o programda. Ne olur, insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin. Türkiye'nin Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, sektöre bir de çağrı yaptı. Gelin biz bu dizilerle tüm dünyaya merhameti, sevgiyi ve insani değerleri ihraç edelim. Bilhassa aileyi merkeze alan, medeniyet değerlerimizle örtüşen prodüksiyonlara hasret olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aleyna Çakır'ın esrarengiz ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun, sır cinayetin aydınlatılmasını isteyenlerle dalga geçti. Sosyal medya hesabından yaptığı yayına tepki yağdı. Benim aklımda kötü yazan arkadaşlar, sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun. Kafayı bozun, anladın mı? Delirin böyle, kafayı yiyin, kafanız duvardan duvara vurun. Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun yine bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Aleyna'nın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını isteyenlere kudurun dedi. Amca gel, 1500 kişi diyor, seni bir görsünler. Aleyna Çakır'ın nasıl öldüğü hala gizemini koruyor. Eski sevgili Ümitcan Uygun'un genç kadına uyguladığı şiddet sonrası çektiği video Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Soruşturma sürerken annesinin şüpheli ölümü de çok konuşulmuştu. Yayındayız. Buyurun.
Böyle yapılmaz, böyle yapılır. Koy üstüne koy. Herkesin tek isteği Aleyna'nın nasıl öldüğünün ortaya çıkması. Sır perdesi daha aralanmamışken baş şüpheli Ümitcan Uygun'un hiçbir şey yokmuş gibi sosyal medya üzerinden dalga geçmesi tepkilerin odağı oldu. Benim aklımda kötü yazan arkadaşlar, sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun. Kafayı bozun, anladın mı? Delirin böyle, kafayı yiyin, kafanız duvardan duvara vurun. Bir karıyorlar. Güzelleşmek isterken çirkinleşmek bu olsa gerek. Kuaförü 5,5 saat uğraştırıp saçına kaynak yaptıran iki kadın parayı ödemeden kaçıp gitti. Boşa mesai yapan kuaför nasıl dolandırıldığını anlattı. 5,5 saat uğraştık. Diğer müşterilerimizi alamadık. Boyasıyla birlikte 3800 liraya anlaşmıştık. Biz hiçbir şekilde düşünemedik böyle bir şey olacağını. Tahmin bile edemedik. Akıllarına gelmeyen başlarına geldi. 5,5 saat uğraşıp saçlarına kaynak saç yaptıkları iki müşteri para vermeden çekip gitti. Dolandırmaya geçtik, biz şok olduk yani. Bize bıraktıkları para 33 lira para yani. Masanın üstünde 33 lira para bırakmışlardı. Olgun Bilge 5 yıldır Sancaktepe'de kendi salonunda kuaförlük yapıyor. Yüzlerce müşterisine hizmet verdi bugüne kadar, ancak 2 gün önce başına öyle bir şey geldi ki o da şaştı kaldı. İki bayan arkadaş aradı bize kaynak için. Randevu verdik kendilerine. Birisi bu koltuğa oturdu. Birisi buraya oturdu. İki kadın müşteri saçlarına kaynak yaptırmak istediklerini söylediler. Olgun Bey'le pazarlık yaptılar. Saçları için 3800 liraya anlaştılar ve işlem başladı. Fiyatta anlaştık, hiçbir problem olmadığını söyledi. Geldiler buraya, bayağı gülüp eğlendiler. Bu kolay bir süre değil, burada tamamen emek harcanıyor. İşlem saatlerce sürdü. Müşterilerin sosyal medyada paylaşmak için videoları bile çekildi. Yüzleri bile kızarmadı yani. Yüzlerinin kızarmasına geçme, hani insan bir suratını kapatır. Kaynak bittikten sonra planlarını devreye soktular. Bayan arkadaşlar dışarıya çıktılar. Dışarıda sigara içmek istediler. 3 dakika sonra arkamızı bir döndüğümüzde iki bayan arkadaş gitmişlerdi. Sonra telefonlardan bizi engelledim. Geride sadece çantaları kaldı. Çantasını bir açtığımızda bir baktık, içimde sadece ıslak mendil bıraktığını anlayınca o zaman anladık işin gerçeğini. Kuaför Olgun Bilge meslektaşlarını da uyardı. Bu durumda çok iyi dikkat etmelerini istiyoruz. Hem zamanımız gitti, hem paramız gitti. Yani o günkü kazancımız tamamen gitti. İstanbul Ataşehir'de bir polis baskınını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Kapısında mobilya dekorasyon yazan iş yerinde bakın ne yapılıyordu. Kapıya tebeşirle mobilya dekorasyon yazdılar. İçeride sahte 2 milyon dolar bastılar. İstanbul Mali Şube ekipleri Ataşehir'de bir adreste sahte dolar ve evrak basıldığı bilgisini aldı ve bu iş yerine baskın düzenledi. Kapıyı ve camı kırarak içeri girdi. Sahtekarlar, görüyorsunuz, buraya mobilya ve dekorasyon yazmış ama içeri girdiğiniz zaman bir matbaa ile karşılaşıyorsunuz. Matbaada binlerce sahte dolar kağıdı bulundu. Sahtekarlar sahte evrak ve dolar basarken işte bu matbaa makinelerini amaç dışı kullanıyorlardı. İşte görüyorsunuz, sahte dolar basmak için burada bir gölge hazırlanmış. Bu doların üzerindeki George Washington gölgesi. Yan tarafta yine başka bir cihaz var. Bu cihaz da başka bir aşamadan geçiyordu. İşte burada hologramları basılıyordu ve yine bu makineyle de baskının son hali buradan çıkıyordu. Kalpazanlar sadece döviz basmıyordu. Sahtekarlar sadece sahte para, dolar, euro basmıyorlardı. Aynı zamanda işte görüyorsunuz burada sahte bir sürücü belgesi var. Yine sahte çek, ruhsat, pasaport bile burada basılıyordu. Yine aynı kurumlara ait sahte mühürlerle, kaşelerle belgeleri son aşamaya getiriyorlardı. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? Elimde son aşamaya gelmek üzere olan sahte dolarlar var. Peki gerçeğini sahtesinden nasıl ayırt edeceğiz? Bu bir sahte dolar kağıdı ve kağıdın kalitesini çıplak gözle ve dokunduğunuz zaman anlamanız mümkün. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de rakamlar ve harflerin kabartmaları. İşte bu kağıdın üzerinde, bu sahte doların üzerinde kabartma yok. Mali polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 milyon sahte dolar ve evraklara da el kondu. Yoruma kızdı.
fidan dikme sözü verdi. Önceki gün lüks aracıyla bir ağaca çarparak ölümden dönen ünlü fenomen Enes Batur, sosyal medya takipçisinin yaptığı bir yorum üzerine 1998 tane fidan dikme sözü verdi. Ah, ne yapıyorsun ya? Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa, Enes Batur! Böylesine talihsiz ve korkunç bir olay yaşamak kötüydü. Anlatırken yutkundu. Çünkü ölümden döndü. O feci kazadan sonra da bir karar aldı. Bu olaydan sonra da şöyle bir karar aldım. 1998 tane fidan bağışlayacağım. İnternet fenomeni Enes Batur, önceki gün İstanbul Etiler'de lüks aracıyla kaza yaptı. Merak etmeyin, bu olaydan yara almadan kurtuldum. Neyse ki yaralanmadı ama 1 milyon 350 bin liralık lüks aracı büyük hasar gördü. Neler yaşadınız o anda? O kazanın şokundayken bir takipçisi fenomene çirkin bir yorum bıraktı. İnşallah ölmeyiz. Sosyal medya hesabında Enes Batur için memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış, ağaç için endişeliyiz notunu bırakan takipçisine cevap verdi. Bu olaydan sonra da şöyle bir karar aldım. 1998 tane fidan bağışlayacağım. Dikeceğiz birlikte. 1998 fidan dikme sözü verdi. 1998 doğumlu olduğu için miydi yoksa başka bir nedeni mi vardı söylemedi. Neden 1998 olduğu bende kalsın. Sizi seviyorum. Yakında aranıza geri döneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kurye kılığını eve girdi. Yaşlı kadını gasp etti. Zanlının suç ortağıysa çok uzaklarda değil. Hemen yan odadaydı. Boynuma çöktü. Bende kalp de var. Öldürün, öldüm ben, öldüm, öldüm dedim. Öldürme beni, öldürme beni dedim. Gelininin kardeşi anahtar kopyaladı. Hırsızlık şüphelisini eve soktu. Yaşlı kadına kabusu yaşattı. Elinde böyle bir bıçak. Bunu dedi, şimdi sana saplarsam görürsün dedi. Eline böyle bileğime bir attı. 4 tane bileziğim vardı. Onu sıyırıverdi. Bunun içine aldı. 60 yaşındaki Şerife Köse Adana'da tek başına yaşıyor. Bir baktım siyah maskeli, siyah kapşonlu, 15-16 yaşlarında bir genç çocuk. Bana dedi ki döner istiyor musun dedi. Yok dedim, hiç görmemişim içeri girdiğini. Ayağında spor ayakkabı, sessizcecik başucuma kadara gelmiş. Böyle elini burnuma bir attı. Elinde siyah bir şey. Anladım ki burnuma tutacak, beni bayıltacak bu dedim. Bıçak tehdidiyle 3 bileziği aldı. Bıçağı görünce ben tir tir titriyorum. O sırada gelininin 16 yaşındaki kardeşi de evdeydi. Mahmut, Mahmut, Mahmut diye gelinin kardeşini çağırıyorum. Bileziklerimi çaldılar dedim. Çocuk bir bu tarafa koştu, bir o tarafa koştu. Durur mu hırsız? Almış başını gitmiş. O gencin hırsızı neden yakalayamadığı da karakolda anlaşıldı. Meğer eve girmesi için ona anahtarı kopyalayan ta kendisiymiş. Güvenlik kameralarından iz süren ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Telefonunu satmak için alışveriş sitesine ilan verdi ama pazarlık yaptığı kadınlar müşteri değil, dolandırıcıydı. Parayı almak için buluştuğundaysa akla gelmeyecek bir yöntemle kandırıldı. Çeşit çeşit sorular sordular. İşte ne iş yapıyorsunuz? İşte ne zamandır buradasınız? İşte siz neden aldınız? Neden satıyorsunuz? İşte hangi bankayı kullanıyorsunuz falan filan bir sürü öyle beyin yakıcı sorular sordular yani. Önce kafa karıştırdılar, sonra da telefonu alıp kayboldular. İBAN numaramı paylaşırken kaşla göz arasında yok oldular. Tahminimce bunlar bir çete. Sakarya'da telefonunu satmak için internete ilan veren Batuhan Saçar dolandırıcıların tuzağına düştü. Alışveriş sitesine telefonumun ilanını koydum. Bu arkadaşlar yazdı, anlaştık. 7500 liraya anlaştığını sandı ama hem telefonundan olduğu hem de parasından. Sıradan müşteriden hiçbir farkı yoktu. Hiç şüphelenmedim. Aklım ucuna bile gelmedi yani. Buluştuğu iki kadın aslında müşteri değil, sahtekardı. Bana parayı havale edecek insanla görüştüm. 5-6 kez hanımefendi telefonunu aradı, sürekli bana telefonu uzattı, telefonu aldı falan. Telefonla konuştuğum kişi, miktarı eşime söylemezseniz hani duymasın sürpriz hani falan hediye gibisinden konuştuğu için ben de biraz uzaklaşmak için konuştum. Konuşurken zaten biraz dalmışım, 10-15 adım attım, arkamı döndüğümde kimse yoktu. Telefonu alan kadınlar çoktan uzaklaşmıştı. Kandırıldığını geç fark eden adam polise gidip şikayetçi oldu. Kamera kaydetti, görüntüler var. Bunun hesabını nasıl verecekler?
Bir karikatür vardı, muhteşem bir karikatür. Kız annesine, anne ben karar verdim, büyüyünce oto tamircisi olacağım diyordu. Annesi ama o erkek işi diye yanıtlayınca da ben karar verdiğim andan beri değil anne cevabını veriyordu. Elektrik denildiğinde de akla hep erkekler gelir ama üç kız öğrenci tabuları yıktı. Erkekler yapıyorsa biz de yaparız dediler. Elektrik teknisyeni oldular. Küçükken ne olacaksın büyüyünce sorusuna elektrikçi mi diyordun? Evet, benim ilgim zaten çok küçükken başladı. Trafo bakım yapmak istiyorum, şu direklere çıkmayı istiyorum. Onlar heyecan veriyor bana. Elektrik denildiğinde kimsenin aklına kadın profili gelmez ama... Türkiye'de bir ilkti. Yapamayacağımızı hiç düşünmedik. İşte bu tabuları yıkan 3 genç arkadaşımızla tanıştıracağım şimdi sizleri. Almina, Damla ve Melisa. Biz bu tabuları yıkmaya geldik aslında. Elinin hamuruyla erkek işine karışma cümlesine inat... Elektrik teknisyeni oldular. Biz de aydınlatırız bu sokağı caddeyi dediniz. Aynen, tam olarak öyle dedik. Erkekler yapıyorsa kadınlar da yapabilir. Ya zaten bizim asıl hedefimiz oydu yani neden erkek? Tamam buna ilk erkek eli değmiş olabilir ama neden bir kız da yapamasın? Eğitimlerini de başarıyla tamamladılar. 2 senelik yoğun bir eğitim aldık. Sürekli geldik, gördük, anlatıldı, saatlerce anlatıldı. Yaklaşık 90 personelimizin katkısıyla tedirginliğimiz oldu. İlk dedik hani yapabilir miyiz? Çok yüksek gerilim altındayız ve dedik ya yanlış kesersek bir trafo patladığında nasıl zararlı ama onun dışında çok korkmadık. Onlar sadece kablo keseceğimizi sanıyorlar. Bunun içinde bir türlü şeyler var. Bu bir merak uyandırdı bizde. Biz üçümüz birlikte geldik buraya. Şimdi hepsinin tek bir hayali var. Sahada çalışıp trafo tamirinden tutun, mesleklerine dair ne varsa her bir noktada var olmak. Bunun içinse hala çalışıyorlar. Gönlümüz rahat. Ayrıca daha titiz çalışacak olmaları, bazı kaba işleri daha ince hassasiyetle gerçekleştireceklerini bilmek bizi umutlandırıyor. Saha için heyecanlı mıyız peki? Evet, olağanüstü bir heyecan var. Bir direğe çıkmak, trafonun bakımını yapmak çok istiyorum. Kadın arkadaşlarımızı aramızda görmek bize mutluluk veriyor. Öğrenciler nezdinde karşılık bulması bizi çok sevindirdi açıkçası. Özellikle kız öğrencilerimizin müracaat sayısının 2'ye katlanması bizi ayrıca sevindirdi. Her kadın başarabilir. Ömrünün 41 yılını sahnede geçiren Devrim Pasçan ve Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki sahnesiyle hafızalara kazınan Muhittin Korkmaz. İki usta oyuncu son yolculuğa uğurlandı bugün. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Acı haberler peş peşe geldi. İki usta oyuncu hayatını kaybetti. Orhan. Evet abi. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Devrim Pasçan 83 yaşındaydı. Ömrünün 41 yılını sahnede geçirdi. Hep sana layık olmaya çalıştım abi. İyi bir insandı. Krallar gibi gitti ya. Bugün Zincirli Kuyu'da toprağa verildi. Bir başka usta Muhittin Korkmaz da 67 yaşında hayata veda etti. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. 3 yıl önce evlat acısı yaşamış oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ı kaybetmişti. Arkadaşlar acım çok büyük. Evladımı kaybettim, canımı kaybettim. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sanatçının ölüm haberini Cem Yılmaz sosyal medya hesabından böyle duyurdu. Salgın günlerinin bir eğlencesi de arabalı sinema. Bu kez Rize'de kuruldu Beyaz Perde. Birkaç saatlik sinema keyfi eve kapanan herkese çok iyi geldi. Çok güzel, harikasınız. Evet, selektörlerimiz yansın. Ardından kavrayı patlatıyoruz. Çayımızı, mısırımızı, çekirdeğimizi, mandalina bile bahçeden topladık. Ne bulduksak topladık, koştuk. Çoluk çocuk toplanıp buraya geldik. Ben buraya gelmek için polisi arayıp izin aldım kendim. İznimi kabul ettiler. Termosunu, patlamış mısırını polisten iznini alan geldi. Hem evde hem sinemada gibi. Salgın günlerinin eğlencesi, arabalı sinema etkinliği bu kez Rize'de düzenlendi. Mısır patlattık. Gazoz aldık. Bu pandemi dönemi dolayısıyla da çok iyi oldu. Çünkü çocuklar tamamıyla eve kapandı. Hiçbir yere çıkmıyorlar. Ücret sorması ayrıyeten bir güzel. İşten çıktık direkt geldik. Araçlar park edildi. Sinema keyfi başladı. Beyaz Perde'de 7. Koğuştaki Mucize filmi vardı. Hazırlıklı geldiniz. Aynen öyle hazırlıklı geldik. Termosumuzu, çayımızı. Mısır patlatmıştık. Tam bir sinema keyfi. Çok hoşumuza gitti de film biraz acıklıydı. Ben çok ağladım. Arabada sinema herkese iyi geldi. Pandemide böyle bir etkinlik olması insanları çok mutlu etti. Korona günlerinde güzeldi.
28 yaşında genç bir kadın, Mersin'in tek motosikletli kadın trafik polisi. Görenler genellikle önce şaşırıyor, sonra takdir ediyor. İnsanlar bir yadırgayarak baktılar. Önce hani memur bey diyerek geldiler yanıma. Daha sonra kadın olduğumu anlayınca memure hanım durumuna dönüştü. O gelen tepkilere sürücüler de ona alıştı. Bu esneye çok yakışıyorsun, bu forma sana çok yakışıyor. Seni burada kavşakta görmek bizi çok mutlu ediyor şeklinde yani geri dönüşler aldığım oldu. Dilara Karakulak 28 yaşında, Mersin'in tek motorize kadın trafik polisi. Dedim ki neden bir kadın polis memuru kavşakta kavşak çekmesin ya da bir araç durdurup bir ruhsat ehliyet kontrolü neden yapmasın? Emniyet kemeri kullandığınız için teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok memnun oldum yani. Böyle artık kadınlarımız her yerde olmalı. Babasını örnek aldığı 8 yıl önce mesleğe adımını attı. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Severek yapıyorum. Benim idolüm en küçükken, küçüklüğümden beri babamdı. Kendisi polis memuru ve gazi. Kendine de kadınlara da güveni tam. Mesleğini aşkla yapıyor. Bizim işimiz vatan hizmet etmek. Başka hiçbir şey değil. Türk kadınları olarak yapamayacağımız bu dünyada hiçbir şey yok. Haberin merkezinde Şovana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.